Üniversitetercihleri.com Üniversite Yolunda programını sunar. Efendim TV yüz ekranlarına hoş geldiniz. Ben Bengü Kantekin. Hafta sonu YKS heyecanı var. Adaylar için heyecan dorukta ve biz onlar için üniversite eğitimlerini tüm yönleriyle incelemeye devam ediyoruz. Stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Sayın Ahmet Kızılay. Kendisi İnönü Üniversitesi Rektörü. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz. İnönü Üniversitesi deyince aslında çok köklü bir yapıdan bahsediyoruz. 1975'lere dayanan bir kuruluştan söz ediyoruz. Neler söylersiniz okulunuz için? İnönü Üniversitesi ülkemizin köklü ve büyük üniversitelerinden birisi. 1975'te kuruldu. Kuruluş kanunu itibariyle 14. sırada kurulmuş bir üniversite. Altyapısını, insan kaynağını oluşturmuş. Hatta başka üniversitelere çok sayıda hoca yetiştirmiş bir üniversite. Belki en iyi o tanımlar. İki üniversite bölünerek kurmuş, iki üniversiteyi de himaye ederek, hamilik yaparak kurmuş, dört üniversite kurmuş, anaç bir üniversite. Anaç bir üniversite gerçekten. Peki hocam, fazlaca bölüm var, çok fazla fakülte var ve çok çeşitli esasında. Burada ön plana çıkan bir sağlık alanıyla ilgili, sizin de branşınız, sağlık alanıyla ilgili fakültelere daha fazla odaklanıldığını görüyorum. Doğru mu hocam? Yani üniversitemiz de bir genel üniversite. Bütün branş, bölüm, programlar var. Yani 500'ün üzerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora programlarını topladığımızda 512 programa öğrenci alıyoruz. Bütün bu alanlarda. Sağlıkta çok güçlü bir üniversiteyiz. Sağlıkta 5 fakültemiz, 1 meslek yüksek okulumuz, 2 tane de enstitümüz var sadece sağlıkta. Türkiye'nin en büyük hastanelerinden birine sahibiz, üniversite hastanelerinden birine sahibiz. Dolayısıyla tıpta, diş hekimliğinde, eczacılık, hemşirelik, sağlık bilimlerinin farklı alanları, 2 yıllık ön lisans sağlık programları, bütün bunlarda çok güçlü bir uygulamalı eğitim, çok güçlü bir hoca kadrosu, çok güçlü bir altyapı, laboratuvar, altyapısı, hastanemiz 1580 yataklı, Türkiye'nin en gözde hastanesinde öğrencilerimiz staj yapıyorlar. Dolayısıyla sağlıkta çok öne çıkan, Türkiye'nin en iyi merkezlerinden, en iyi sağlık eğitimi veren üniversitelerinden birisi olduğumuzu belki bu konuşmamızın başında hemen vurgulamam iyi olur. Ama tabii üniversitemiz ilk cümlemde ifade ettiğim köklü, ülkemizin büyük üniversitelerinden biri olduğu için her alanda sosyal bilimler, mühendislik ve doğa bilimleri eğitim fakültesiyle, belki sanat alanındaki fakülteleriyle, hukuk fakültesiyle bütün bu alanlarda iddialı. Sağlık hepsinin biraz daha önünde, biraz daha iddialı. Peki hocam, sanatla ilgili de konuşalım mı? Neler söylersiniz? Hem konservatuarınız var, hem güzel sanatlar ve tasarım fakülteniz var. Burayla ilgili de biraz konuşmak isterim. İnönü Üniversitesi devlet konservatuarına sahip bir üniversite. Güzel sanatlar ve tasarım fakültemiz var. Bir de eğitim fakültemizin güzel sanatlar eğitimi bölümü var. Bu üç alan buradaki programlarımızla Türkiye'de belki müzik eğitimi alacak öğrencilerimiz için en önemli tercih yapabilecekleri üniversitelerden biri olarak üniversitemize gelebilirler. Gelmelerini ben isterim. Doktora, çok sayıda üniversitemizde doktorasını müzik alanında yapmış hoca şu anda Türkiye'nin farklı üniversitelerinde öğretim üyesi. 60'ın üzerinde üniversitemizde doktora yapmış müzik hocası, doktorasını bizde yapmış doktora mezunumuz var. Bu alanların hepsinde müzikoloji, müzik teknolojisi, Türk halk müziği, şimdi Türk sanat müziğini ekliyoruz, müzik eğitimi, bütün bu alanlarda çok güçlü bir insan kaynağına, çok güçlü altyapıya sahibiz ve üniversitemizde şimdiye kadar çok sayıda mezun bu alanda oldu. Belki mezun derken üniversitemizin şimdiye kadar 150 bine yakın mezunu
köklü üniversitenin çok büyük, büyük mezun olur. Bizim evet. de 107 bine yakın mezunumuz. Ülkemizin her şehrinde, 81 ilinde, farklı sektörlerde, kamuda, özel sektörde, farklı alanlarda istihdam olmuş durumda. İnönü Üniversitesi mezunları hatta yurt dışında farklı ülkelerde çalışıyorlar. Girişimci olanları var. İş dünyasında çok sayıda iş dünyasına girip önemli mesafeler kat etmiş mezunlarımız var. Sanat alanındaki mezunlarımız da gönül rahatlığıyla şunu söylemek mümkün. En çok akademiyi tercih ettiler. Akademide belki birçok üniversitenin hocası bizde ya lisans ya doktora yüksek lisans eğitimini almıştır müzik alanında. Çok önemli. Bu alanda çok güçlüyüz. Çok sayıda bölümümüz ve hocamız var. Hocanız var. Hocam biraz evvel sağlıktan bahsederken de konuştuk. Hastaneniz var. Dolayısıyla fakültelerinizin, öğrencilerinizin bu alanda uygulama şansı bulması çok önemli. Peki başka alanlarda uygulama gerektiren akademik birimler için neler söylersiniz? Bizim üniversite olarak şu anda temel hedefimiz uygulamalı eğitimi üniversitemizde uygulayabildiğimiz bütün alanlara uygulamak. Ve bunu ön lisansta önemli ölçüde gerçekleştirdik. Hem üniversite sanayi işbirliği kapsamında OSB Meslek Yüksek Okulu'ndaki teknik programlarımızda ön lisansta hem sağlık programlarımızda 3+1 modeli, uygulamanın modeli uyguluyoruz. Bu istihdam açısından, öğrencilerimizin mezun olduklarında iş bulmaları açısından çok önemli. Mühendislikte uygulamalı mühendislik eğitimine geçtik. Bölümlerimizin önemli bir kısmı uygulamalı mühendislik eğitimi veriyor. Sosyal bilimlerde gönüllü stajyerlik yapıyoruz, yaptırıyoruz öğrencilerimize. Kariyer merkezimiz bunun planlamasını yapıyor. Hukuk fakültemizde bile gönüllü stajyerlik var. Yani bütün alanlarda, sosyal bilimlerimizin alanlarında eğitim fakültemiz zaten belli bir program dahilinde uygulama içerisinde. Sanat bölümlerimiz, uygulama onların da çok önemli bir alanı. Sanat birimlerimizdeki uygulamalar ayrıca bizim üniversitemizin farklı programlarında, konserlerinde ve çeşitli etkinliklerinde öğrencilerimiz çok sayıda rol alarak, çok sayıda görev alarak uygulamanın içinde yetişiyorlar. Belki burada bir fakültemizde daha isim zikreterek vurgulamak isterim. Lütfen. İletişim fakültemiz. İletişim fakültemizde sizin bir iletişimci olarak alanınız. İletişim fakültemizde de öğrencilerimiz için hem İNÜ Haber, haber merkezimiz var üniversitemizde. Hem radyomuz var. Campus FM radyomuz. Hem ajansımız var. Kendi öğrencilerimizin yürüttüğü, hocalarının rehberlik, kılavuzluk yaptığı uygulama sahalarımız var. Radyo televizyon bölümümüze stüdyo yaptık. Bütün bu alanlarda iletişim fakültesi öğrencilerimiz mezun olduklarında hazır olarak mezun teoriyle oluyorlar. Teoriyle uygulama iç içe okulunuzda. Yani şu belki şunu ayrıca belirtmekte fayda Tabii. var. Uygulamalı eğitim bizim temel uyguladığımız, giderek yaygınlaştırdığımız bir eğitim çok önemli öğrencilerimiz için. Şimdi bu hafta sonu öğrencilerimiz YKS sınavına girecek. Bu vesileyle bizi dinleyen öğrencilerimize, velilerimize öncelikle böyle heyecanlarını yenmelerini, hafta sonuna böyle sakin, sabırla girmelerini tavsiye ediyorum. Başarılar diliyorum. Evet. Ve ardından da güzel sonuçlarla işte bu üniversitelerimize, ülkemizde 207 üniversitemiz var. İnönü Üniversitesi benim kendi üniversitem. Bizim üniversitemizde genişçe dinlesinler. Web sitemizden bütün programlarımızı, tanıtımlarımızı izlesinler. Yakında olanlar okulumuza gelsinler. Hepsine başarı diliyorum. Uygulamalı eğitime çok önem versinler. Yani üniversite öğrencisi sudan çıkmış balık gibi olmasın. Eğitimini aldı, bitirdi, diplomasını aldı. İş başvurusu yapacak. Hiçbir tecrübesi yok. Sahayı bilmiyor. Bu tabii istediğimiz bir konu değil. Üniversite öğrencisi eğitimi döneminde sahada
hangi alanlarda çalışabilir, neler yapabilir, özgüveni yüksek olsun mezun olduğunda ve sahayı bilsin. Kolayca iş bulsun, iş bulması için de gittiği yer diyecek ki sen ne yapabilirsin, tamam diploman var ama bu alanda nasıl yetiştin, kendini iyi yetiştirdin mi, okulun, üniversiten seni iyi yetiştirdi mi, onu göstermesi lazım. İşte o sudan çıkmış balık gibi olmasın, uygulamanın içerisinde olsun. Biz de onu istiyoruz, onu yapıyoruz üniversitemizde, uygulamalı eğitimin içinde yetiştiriyoruz. Adaylara da tercihler için çok önemli bir tavsiye oldu hocam bu aynı zamanda. Şunu sormak isterim, biraz evvel sanayi ile işbirliği yaptığınızı söylediniz. Malatya'nın öğrencilerinize, mezunlarınıza kattığı değerler nedir? Nasıl kolaylaştırıyor bu, Malatya'da olmak? Malatya'da olmak tabii İnönü Üniversitesi Malatya'da kurulmuş. Cumhurbaşkanımız, ikinci Cumhurbaşkanımızın ismine ithafen kurulmuş. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın ismine, ki rahmetli 8. Cumhurbaşkanımızın kendisi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kurmuş bir üniversiteyiz. Dolayısıyla iki Cumhurbaşkanının ismine kurulmuş üniversitemiz 2. Cumhurbaşkanımızın, Turgut Özal Tıp Merkezi'mizde 8. Cumhurbaşkanımızın ismine kurulmuş bir üniversite. Malatya üniversitemizi kucaklıyor, üniversitemiz Malatya'yı kucaklıyor. Önce birkaç cümleyle Malatya şehrimizi Malatya dışındakilere lütfen tanıtayım. Malatya Türkiye'nin şirin, güzel, yaşaması kolay, insanı sıcak bir şehri. Malatya geldiklerinde iyi dostluk kuracakları, sadece üniversite öğrenciliği değil, şehri de tanıyıp güzel bir çevre oluşturacakları bir şehir. Üniversitemiz şehirle iç içe, şehrin ana kampüsümüz 10 kilometre doğusunda ama ulaşımı çok kolay. Eğitim, ulaşım, yaşam şartları çok kolay bir şehir. Orta derecede masrafları olur. Hatta ben birçok ile göre, büyük şehirlere göre daha ucuz yaşayabilecekleri bir şehir, bunu söylerim. Belki Malatya'dan daha küçük şehirlere göre orta derecede masrafları olur. Ama şehirde evde kalmak isterlerse, böyle işte öğrenciye ev vermiyoruz gibi bir hususta karşılaşmazlar. Tersine, kucaklıyor Malatyalılar değil öğrencileri mi? Kucaklayan bir şehir. Ne güzel. Kamu kurumları, özel kurumlar, sivil toplum öğrencileri kucaklar. Malatya böyle bir şehir. İş dünyasıyla nasıl imkanlar var dediniz. Evet. Öğrenciliğinde üniversitemizde yarı zamanlı çalışabilir öğrenciler veya dışarıda kendileriyle uygun alanlarda staj imkanları, belki işbirliği imkanları açısından kolay iletişim kurabilecekleri bir şehir. Biz de zaten üniversite olarak güçlü bir öğrencilerle iş dünyası arasında güçlü bir işbirliği kuruyoruz. OSB Meslek Yüksek Okulumuzda 63 fabrikayla üniversitemizin protokolü var. Öğrencilerimiz orada 4 ay gidiyorlar, uygulama yapıyorlar. Mühendislik fakültesindeki öğrencilerimiz uygulamalı mühendislik eğitimi alıyorlar. Dolayısıyla şehirle, iş dünyasıyla, organize sanayi bölgesiyle öğrencilerimizi çok güçlü bir şekilde iç içe eğitimleri döneminde uygulama yaptırıyoruz. Yine üniversitemizin, İnönü Üniversitesi Malatya Teknokenti öğrencilerimiz için Teknokent firmalarımız, 80'in üzerinde firmamız var. Orada da yarı zamanlı çalışabiliyorlar. Hatta kendileri ön kuluçka merkezimizde proje yapabiliyorlar. Dolayısıyla uygulamalı eğitim, şehirle işbirliği bakımından çok uygun bir vasat, uygun bir çevre, uygun bir ortam şehirde var. Tabii belki bütün bunların önüne şunu vurgulayarak koymam gerekir Malatya için. Malatya çok huzurlu ve güvenli bir şehir. Evet. Malatya çok huzurlu ve güvenli bir şehir. Öğrencilerimiz şöyle düşünebilir. Marmara'daki öğrencimiz, Ege bölgesindeki öğrencimiz, Akdeniz'deki öğrencimiz, Malatya Doğu Anadolu bölgesinin hemen en batı ucunda yer alan bir şehir. Yani acaba oraya gitsem gece sokağa çıkmamda sorun olur mu? Şehirde, üniversitede
rahat eder miyim tabii, diye düşünebilir. Çok merak ediyor öğrenciler. Öğrencilerimiz huzur ve güven açısından Malatya'yı, Malatya şehrini, üniversitemizi, kampüsümüzü... Biraz da ondan da bahsedelim mi hocam kampüsten? Kampüsten de bahsedelim. Evet, lütfen. Yani huzur ve güveni birinci sıraya koyuyorum. Evet. Ve öğrencilerimize, velilerimize, bizi dinleyenlere özellikle vurguluyorum. Huzurlu, güvenli şehir. Kampüs de tabii bir üniversite öğrencisi liseden farklı, ortaokuldan farklı. Ortaokulda, lisede dersler var, sınavlar, karne bitiyor. Üniversite öyle değil. Sadece seçtiği, tercih ettiği bölüme girmiyor öğrenci. Onunla beraber oraya giriyor, dersleri, sınavları, finalleri, vizeleri var. İşte sonunda bir diploma alıyor. Bu ana görevi öğrencinin. Bu evet. Ana hedefi bu. Ama sadece bununla yetinmeyecek. Üniversite demek kampüs demek. Üniversite demek kampüs hayatı demek. Üniversite demek sosyal, kültürel, sportif, sanatsal faaliyetlerin içinde olmak ve hayata iyi hazırlanmak demek. Biraz önce söyledik. Sudan çıkmış balık gibi olmasın. Hem uygulamanın içinde olsun hem de hayatın her alanında olsun. Evet, onun için kendini, tabii İnönü Üniversitesi kampüsü öğrencilerimize sanatsal, sportif, kültürel faaliyetler açısından çok geniş imkanlar sunuyor. Bunları birkaç madde halinde hemen özetleyeyim. Yüzü geçen bu yıl 103 öğrenci kulübü, öğrenci topluluğu ile bir defa sosyal bir güçlü öğrenci topluluğu faaliyetleri ortamı oluşturuyor. Sportif alanlar bakımından Türkiye'de şunu bizi dinleyen başka üniversiteler için de açıklıkla ifade etmek isterim. En zengin sportif tesislere sahip birkaç üniversiteden birisi. Her alanda açık kapalı yüzme havuzu, tırmanma duvarı. Türkiye'de belki 2-3 üniversitede vardır tırmanma duvarı. Kapalı spor sahaları, açık kapalı tenis, voleybol, basketbol sahaları. Üniversitemizde 50'nin üzerinde kız ve erkek takımları üniversiteler arası müsabakalarda yarışıyor. Harika. Yani üniversitemize giren bir öğrencimiz, bir gencimiz hem bireysel spor yapabilir, hem de takımlarda görev alarak takım sporları yapabilir. İstiyoruz ki 41 bin öğrencimizin hepsi bir spor alanında ya bireysel çalışsın ya takımlarla ya da üniversite içindeki bizim düzenlediğimiz müsabakalar, bizim düzenlediğimiz turnuvalarda yer alsın. Sportif faaliyetler geniş bir imkan sunuyor kampüsümüzde. Kültürel çalışmalar yine üniversitemizde her gün, her hafta demiyorum, her gün, şimdi tabii biraz online web üzerinden yapıyoruz ama yüz yüze olduğunda her gün birden çok ya konferans, seminer ya panel, açık oturum gibi sosyal, kültürel faaliyetler üniversitemizde var. Dolayısıyla öğrenciler bunların hepsini takip ederek kendilerinin beğendiği, istediği, takip etmek, dinlemek, interaktif katılmak istediği kültürel faaliyetlere kolayca katılabilir. Biz motive ediyoruz. Özellikle evet, istiyoruz. İmkan sağlamanız çok önemli. Belki burada üniversitemizden şu şekilde daha da vurgulayarak öğrencilerimize bu alanda nasıl bir mezun olduklarında yetkinlik kazanacaklar veya bunu nasıl ispatlayacaklar, bunu da ifade edeyim. Lütfen. Biz sadece notlar için transkripti vermiyoruz. Şimdi sosyal transkripti artık mezunlara vermeye başladık. Başladınız. Sosyal transkript şu: öğrenciliği döneminde ne kadar sosyal faaliyete, kültürel etkinliğe, sanatsal etkinliğe, sportif etkinliğe katıldı. Bunları kayıtlı olarak bizim öğrenci toplulukları üzerinden ya da
katıldığı bu faaliyetlere kayıt olarak katıldığında kariyer merkezi üzerinden ya da bizzat o faaliyetin kayıtlarından bunları otomasyonla merkezi olarak birleştirip mezun olduğunda sosyal transkript olarak ona vereceğiz. Harika. Bu şu demek, mezun olup gittiği zaman, iş istihdam başvurusu yaptığı zaman diplomasını gösterecek, notlarını gösterecek, not transkripti, ders transkripti. Bir de sosyal transkriptini gösterecek. Yani ben öğrenciliğimde ayrıca şu alanlarda etkin rol üstlendim. Şu alanlarda kendimi yetiştirdim. Şu alanlarda özgüvenim yüksek, kendime güveniyorum. Zaten yaptığı, katıldığı faaliyetler onu gösterecek. Evet, harika. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, sağ olun katılımınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Kızılı'yı ağırladık programımızın ilk bölümünde. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız. Üniversitetercihleri.com'un sunduğu Üniversite Yolunda programı devam edecek. Üniversitetercihleri.com'un sunduğu Üniversite Yolunda programı devam ediyor. Efendim kısa bir reklam arasından sonra programımız kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde konuğumuz Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Doğan Karacoşkun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ni biraz sizden dinleyebilir miyiz? Neler söylersiniz? Kilis 7 Aralık Üniversitesi 14 yıllık genç bir üniversite. Bu genç olması aslında bir dezavantaj değil, bana göre bir avantaj. Dinamik bir üniversite, kadrosu da genç bir üniversite. Büyük oranda yurt dışında doktora yapmış arkadaşlarımızın da olduğu ve bu enerji ve dinamizmin eğitim ve akademi ile birlikte ülkemizin, öğrencilerimizin, şehrimizin hizmetine bir şekilde verildiği bir üniversite. Özetle böyle. Özetle böyle. Söyleyeyim. Peki bölümlerden bahsedersek hangi alanlarda, belli alanlarda uzmanlaşmalarınız, odaklandığınız bölümler, birimler var mıdır? Neler söylersiniz? Üniversitemizde 8 fakültemiz, 4 meslek yüksek okulumuz, 2 yüksek okulumuz, 14 araştırma merkezimiz var. Ve bu programlar dışında bizim lisansüstü eğitim merkezimiz var. Yüksek lisans ve doktora programlarımız var. Biz özellikle eğitim fakültesinde, öğretmenlik alanlarında, ilahiyat fakültesinde, KPSS sınavlarında öğrencilerimizin dereceleriyle ve başarılarıyla hakikaten bu konularda biraz daha önde bir üniversite olduğumuzu ya da en azından önde üniversitelerden birisi olduğumuzu, 14 yıla bunu sığdırdığımızı ifade edebilirim. Tabii şunu da söyleyeyim, 14 yıl derken üniversite geleneğinin oluşması 34 yıllık. İlk olarak meslek yüksekokuluyla başlayan bir süreçtir bu. Ama toplamda bir 14 yıl üniversite olduktan sonra geçen süreden bahsediyorum. Bu süreç içerisinde özellikle Ziraat Fakültemiz yine çok çok iyi bir akademik noktada. Hem öğrencilerimizin eğitimi açısından hem de doktora programlarımız, işte Ziraat Fakültesi üzerinden şehrin tarım alanındaki gelişimine sunulan katkılar, verilen eğitimler, seralarımızda yetiştirilen ürünler, bunların sanayi ürünlerine dönüşmesi gibi çalışmalarıyla Ziraat Fakültemizde çok çok iyi bir durumda. Ayrıca diğer sağlıkla ilgili mesela fakültemiz, sağlık bilimleri fakültemiz, yine 2 yıllık sağlık meslek yüksek okulumuzda da biz yine güzel programlarla, özellikle istihdam öncelikli programlarla öğrencilerimize nitelikli bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Hocam konu açılmışken sormak isterim. Siz bölgenin iklim özelliklerinden, coğrafi yapısından faydalanarak çok kıymetli ürünler hazırladınız üniversite olarak. Bize de getirdiniz nezaketle, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bu ürünlerle ilgili biraz konuşalım mı? Bölgeye de ülkemize de çok güzel dışsal fayda sağlayan ürünler, neler söylersiniz bu yapıyla ilgili? Şimdi şöyle, aslında Kilis münbit bir toprağa sahip. Yani tarım noktasında son derece elverişli. Belki tek bir dezavantajı, yeterli sulama imkanları yok. Ama bununla birlikte bizim üretebileceğimiz özellikle susuz tarım noktasında ciddi ürünlerimiz var. Ki zeytin bunların başında geliyor. Ve biz zeytin konusunda hakikaten çok da iyiyiz. O kadim Mezopotamya'daki işte zeytin dediğimizde Kilis
yapılan kimi araştırmalarda önde olan şehirlerden birisi. Höyük çalışmalarında bunu gördük. Çok eski zeytin ağaçlarına rastlayabiliyoruz kiliste. Biz bunu güçlendirerek kendimize özel, özgün zeytini hem bir gıda ürünü olarak hem de bir sanayi mamülü olarak nasıl değerlendirebiliriz noktasında bir 5 yıla yakın bir süre önce çalışmalarımıza başladık. Bunu kurduğumuz seralar üzerinden kendi yetiştirdiğimiz zeytinlerle birlikte, örnek süreçlerle birlikte bir şekilde önce zeytinyağına ama daha nitelikli, daha talep görür bir zeytinyağına dönüştürdük. Ki bu konuda şunu da ifade etmeliyim müsaadenizle. Şehrin diğer yönetsel dinamikleri de bu konuda çok ciddi katkı sunuyor. Başta Sayın Valimiz olmak üzere hakikaten belediyemiz. Onlarla da işbirliği içerisinde şu anda zeytinde iyi bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. Zeytinyağına dönüşmesi noktasında. Biz ayrıca kendi laboratuvarlarımızda bundan çeşitli sağlık ürünleri oluşturduk. Tabii yani biraz krizi fırsata da çevirdik de diyebiliriz. Çünkü pandemi döneminde sağlık ürünleri, evet, hele doğal sağlık ürünleri çok revaçta oldu. Biz de oradaki arkadaşlarımızın, hocalarımızın, işin uzmanı çalışmalarıyla örneğin dezenfektan üretimi bunun içinde olmak üzere özellikle zeytinyağından üretilmiş sıvı sabun, katı sabun, yüzey temizleyici gibi çeşitli ürünlere ağırlık vermek suretiyle bunların dermatolojik testleri de yapılıp bir şekilde Sağlık Bakanlığı onayıyla birlikte bu ürünleri şu anda hazır hale getirdik. Burada tabii doğrusunu söylemek gerekirse bu ürünlerin hazırlanmasında ciddi bir çalışma var, ciddi bir gayret var, ciddi bir akademik emek var. Ve ortaya çıkan ürünlerimiz konusunda da gerçekten iddialıyız. Şu anda çeşitli kamu kurumlarıyla ciddi, ben ismini vermeyeyim ama kurumlarla ciddi protokollerimiz var. Bu protokoller çerçevesinde bu ürünlerin şimdi dünyanın birçok yerine bir şekilde tanıtılması bizim açımızdan son derece önemli olacak. Teşekkür ediyorum bunu bize söyleme imkanı tanıdığınız için ayrıca. Hocam. Kilisten de bahsedelim mi farklı yönleriyle? Çünkü şehir dışından kiliseyi tercih edecek öğrenciler için bilmeleri ve özellikle kampüs imkanları ile ilgili kısmı da değinmeden geçmeyelim. Olur tabii, bu keyifle anlatacağım bir şey. Çünkü biz hakikaten kilisin yeterince tanınmadığını da düşünüyoruz, bilinmediğini de düşünüyoruz. Yani küçük, evet, ama çok küçük değil. Kendine ziyadesiyle yeten bir şehir kilis. Kilis Türkiye'de pek çok şehre oranla bir öğrenci için hem imkanları çok olan hem de gerçekten çok ucuz olan bir şehir. Yani mesela bir öğrenci kiliste barınma sorunu yaşamaz. Gerek kredi yurtların yurt imkanları açısından gerekse üniversitenin çevresindeki çok geniş alanlara yayılmış stüdyo daireler, pansiyonlar. Yani öğrenci hem de çok ucuz fiyatlara, yani bir de bu imkanların sunulması yanında bu imkanların çok ucuz imkanlarla sunulması söz konusu. Evet. Tabii öğrencinin önemli sorunlarından birisi bu barınma. Bir başka konu öğrencilerin yeme içme noktasında yine, ki kendi kampüsümüz içerisinde zaten büyük oranda biz öğrencilerimize yemek imkanlarını en ziyadesiyle en iyi şekilde sunuyoruz. Ve çok ucuz fiyatlara, yani devletimizin katkısıyla hiç şüphesiz. Ama bunun yanında öğrencilerin yemek noktasında hala imkanları olmayanlar söz konusu olursa, ki oluyor. Ya öğrenci oluyor. Yine biz o öğrencilerimize yemek bursları vermek suretiyle hiç 5 kuruş ödemeden belli oranda öğrencimiz bu yemeklerden istifade ediyorlar. Yine öğrencilerimiz kısmi zamanlı çalışma dediğimiz bir imkandan yararlanarak, özellikle maddi imkanları yetersiz olan öğrencilerimiz bir şekilde bütçelerini kendileri tedarik ediyorlar. Ve yine böylece çok rahatlıkla pek çok imkanlara kavuşabiliyorlar. Üniversitemizde sanat, spor, kültür noktasında kampüslerimizin 3 kampüsümüz var. Bu kampüslerimizden birisi ana kampüsümüz, 2 tane, biri ziraat kampüsümüz, biri sağlık kampüsümüz. Kampüslerimizde öğrencilerimizin her türlü imkanlara ulaşma durumları söz konusu. Bir spor vadimiz var. Orada aklınıza gelebilecek her türlü spor tesislerimiz var. Hem de genç üniversite olmanın avantajıyla söyleyeyim, her bir tesisimiz yeni, tabiri caizse 0 kilometre olimpik yüzme havuzumuzdan tutunuz da
halı sahalarımızdan tırmanma, şeridimizden, atletizm pistimizden, tenis kortumuzdan, voleybol, basketbol sahalarımızdan spor olarak aklınıza gelebilecek her şey. Ve buralarda biz öğrencilerimize ücretsiz spor ve sanat imkanları da sunuyoruz hocalarımız aracılığıyla. Çünkü bizde BESYO yani beden eğitimi spor bölümümüz de var. Ve buradaki hocalarımız her türlü katkıyı ve desteği sunarak öğrencilerimize bir sertifikasyon imkanı da sunabiliyorlar. Aynı şey mesela ücretsiz verdiğimiz kurslarda da geçerli. Enstrüman kurslarından tutunuz. Öğrencinin ilgisi neyse biz ona göre, hatta ben bazen toplantılarda soruyorum. Bizim öğrenci topluluklarımızın başkanlarıyla zaman zaman bir araya geliyorum. Bu arada 130 öğrenci topluluğumuz var. Bu çok çok iyi bir rakam. Ve bunların birçoğu aktif, tiyatro tutunuz aklınıza gelebilecek sayısız alanlarda etkinlik yapıyor öğrencilerimiz. Hatta çeşitli şehrin kırsal yerlerine, köylere giderek oralarda yaptıkları çeşitli kendi çalışmalarıyla işte kitaplık yapıyorlar, oralara hizmet götürüyorlar falan. Bunlar da sosyal sorumluluk projesi olarak yine hem çok öğrencilerimizin kıymetli hanesine yazılıyor. Evet. Hem de biz üniversitenin öğrencilerin bu aktiviteleriyle birlikte daha iyi bir yere taşınacağını görüyoruz. Çünkü iyi bir eğitim vermek evet, ama bunun üzerine ne koyuyorsunuz? Bunun üzerine öğrencilerimizin aktif bir şekilde bu üretkenlik içinde neler yapabileceklerini biliyoruz. Ben onlara diyorum ki yaptığımız toplantılarda, arkadaşlar örneğin ne istiyorsunuz, yok işte üniversitede bunu temin edelim. Bana deyin ki hocam işte ben gitar kursuna gidiyorum ama ben işte bağlama kursu yok, bir de bağlama kursu olsa ben onu tercih ediyordum. O zaman biz bağlama noktasında hoca temin edelim, eğer üniversitemizde bu imkan yoksa bu kursu da size sağlayalım ücretsiz. Başka ne istiyorsunuz, işte ben dil konusunda veya farklı alanlarda yazarlık okulu diye bir şey açtık mesela geçen yıl. Ben kendimi yetiştirmek istiyorum. Sizin sektörünüze gelmek istiyor. İletişimci olmak istiyor. Efendim yazıp çizmek, işte üretmek istiyor entelektüel anlamda. Yazarlık okulu diye bir okul açtık. Öğrencilerin kayıtlarını aldık. Orada yetkin hocalarımızla o eğitimleri öğrencilerimize vermek suretiyle. Yeter ki bize bir talep gelsin ve biz karşılayabilelim. Çünkü bizim şöyle bir avantajımız var. Biz öğrenciye dokunuyoruz, yüreğine dokunuyoruz, çok yakınız. Neden? Çünkü bizde genç, dinamik bir kadro var dedim hatırlarsanız, evet, başında. Evet. Bu arkadaşlarımız o heyecanla, o dinamizmle, mesela birçok üniversitede şu vardır, hocalar çok iyidir ama onlara hemen ulaşamazsınız, ulaşmak zor olabilir. Bizde öyle değil, hemen ulaşabilirsiniz. Yeter ki öğrenci istesin, siz istesin. Bütün imkanları sunuyorsunuz donanımlar için. Velev ki öğrenci dedi ki hocam ben falanca hocaya ulaşamıyorum, o hocadan yararlanmak istiyorum, İşte şu alanda onun katkısını almak istiyorum dedi. Hocalarımız kesinlikle ulaşılır, bunu söyleyeyim. Ama diyelim ki nadiren böyle bir şey olduğunda hemen sosyal medyadan rektörüne ulaşıyor, yazıyor. Biz de hemen hocamıza ulaşıp hocam size ulaşamamışlar diyoruz. Ve hemen o irtibatı sağlıyoruz. Mesaj verecek hocam bu programdan sonra size. Çok... Şöyle bir konu da vardı, böyle bir konu da vardı diye. Öğrencilerimiz evet onu iyi değerlendiriyorlar. Evet. Ama onların hakkı. Hakkı. Evet. Peki akademik kadroyla ilgili de konuşmak isterim. Genç ve dinamik bir kadronuz olduğunu söylediniz. Neler planlıyorsunuz gelecek adına akademik kadronuzun oluşması için? Şimdi biz tabii 14 yıllık bir süreçte, geriye bıraktığımız 14 yılda hakikaten birçok kendimiz gibi 14 yıllık veya 15 yıllık üniversitelerle mukayese edildiğinde akademik kadro olarak iyi bir yerdeyiz. 500'e yakın akademik personelimiz var. Bunların 25-26 tanesi profesör, ciddi bir rakamda doçentimiz var. Ve hemen her alanda, böyle şey değil, bir alanda toplanmış bir akademik kadro yok. Her alanda yetkin hocalarımız ve kadrolarımız var. Dolayısıyla bunların önemli bir kısmı, yani %20 falan, 20-25 arasında bir sayıda da yurt dışında devletin bizim üniversitemiz adına eğitim görmek üzere gönderdiği ve daha sonra doktorasını bitirip dönmüş ve bize hocalık yapan hocalarımız var. Bunlar bize şöyle bir avantaj da sağlıyorlar. Biz uluslararasılaşma noktasında da çok iddialı bir yerdeyiz. Çünkü bu vasıtayla şu anda bizim yanılmıyorsam bir 15 ülkeden 70'in üzerinde üniversiteyle işbirliği Erasmus anlaşmalarımız var. Ve şu ana kadar 300 öğrenciden fazla öğrenci şartları sağlayarak yurt dışında eğitimlerin bir kısmını tamamladılar. Bu konuda biz de başka üniversitelere göre bunları elde etmek daha kolay. Oradan gelen öğrenciler de var mı?
hocam? 1200'ün üzerinde bizim uluslararası öğrencimiz var. Hem de dünyanın farklı coğrafyalarından, farklı bölgelerinden, Afrika'dan Türk Cumhuriyetlerine, işte Orta Doğu'ya varıncaya kadar her bölgeden öğrencilerimiz var. Ve bu öğrencilerimizin her türlü sorunlarını çözmek üzere bizim oluşturduğumuz bir koordinatörlük var. Birebir öğrencilerimizle ilgileniliyor, sorunlarına çözüm üretiliyor ve öğrencilerimiz son derece evlerinde kendilerini hissediyorlar. O oryantasyonu o birimler aracılığıyla sağlıyorsunuz, evet, anladığım kadarıyla. Evet. İlk başta tabii bizim her öğrencimize örneğin Eylül ayında akademik takvim başladığında zaten ilk bir hafta öğrencilerimiz ders görmüyorlar. Onlara şehri gezdiriyoruz, okulu gezdiriyoruz, tanıtıyoruz, sorunlarını dinletiyoruz. Öğrenci işleri daire başkanımız onlarla toplantı yapıyor yeni başlayan öğrencilerle büyük salonlarımızda. Orada onlara işte neler yapması gerektiğini, hangi sorununu hangi birimle çözebileceğini. Diğer birim yöneticilerimiz tek tek öğrencilerimizle bir araya geliyorlar, şehri gezdiriyorlar, üniversiteyi gezdiriyorlar. Daha sonra da bu özellikle genel anlamda öğrencilerimiz ama özellikle de uluslararası öğrencilerimizle ilgili koordinatörlüklerimiz var. Buralar aracılığıyla öğrenci her türlü sorununu götürmek suretiyle sorunlara çözümler üretebiliyor. Bu konuda çok ciddi çalışmalar, ciddi önem verdiğimiz bir konu olduğu için gayretler üniversitemizde var. Hocam peki genel olarak üniversitenizde, okulunuzda kalitenin yükseltilmesi, niteliğin yükselmesi adına başka projeleriniz var mı bu anlattıklarınız dışında? Neler planlıyorsunuz? Yeni bölümler vesaire? Üniversitemizde aslında şu anda bizim başladığımız bir ikinci aşama süreç, yani ilk kuruluşta özellikle ön lisans ve lisans programlarında yoğun bir şekilde biz programları oluşturmayı, buralarda ciddi nitelikli akademisyenler istihdam etmeyi hedef olarak koyduk ve bu konuda bir yere geldik, iyi bir yere geldik. İyi bir yere geldik derken mezunlarımızın özellikle birçok bölümümüzde, iddialı olduğumuz birçok bölümde iyi puanlarla sınavları kazandığını bir veri olarak alarak, geri bildirim olarak alarak bunu söylüyorum. İkinci aşamada şimdi üniversitemizi daha iyi bir yere taşımak için bir uluslararası ilişkilerimizi biraz daha güçlendirmek, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin uluslararası işbirlikleri içerisinde üniversiteye daha artı değer katmalarını sağlamak. İki, yapılan çeşitli projelerle aslında öğrencilerimizin hocalarla birlikte TÜBİTAK gibi saygın kurumlar nezdindeki çeşitli yarışmalarda ve çeşitli etkinliklerde biraz daha öne çıkması noktasında şu anda ciddi çalışmalar var ve bir kısmında da bunu başardık. Aynı zamanda akademik dergilerimiz de çok ciddi bir akademi dünyasında varlığımızı artık hissettirir durumdayız. Bu konuda çok önemsediğim Orta Doğu ve Göç Araştırmaları diye bir dergimiz var. Bu dergi Türkiye'de az sayıda çıkan bu alandaki dergilerden bir tanesi ve saygın nitelikli bir dergi olarak üniversitemizde bir kadromuzda bunu çıkarıyoruz. Çünkü bizde Orta Doğu Araştırmaları Merkezimiz var. Çok ciddi etkinlikler burada yapıyoruz. Bunun yanında şu anda doktora programlarımızı epey bir arttırdık. Yüksek lisans programlarını arttırdık. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu, ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda imkanlarımızı maksimum düzeyde kullanarak çok iyi bir noktaya geldiğimizi 14 yılda düşünüyorum. Ben tabii süre geçtikçe yıllar içerisinde çok çok daha iyi bir yere geleceğimizi de biliyorum. Çünkü gerçekten dinamik, üretken, çalışkan bir kadromuz ve gençlerle birlikte çok güzel işler ortaya koyuyoruz. Ben buradan tabii bu konularda bize katkı sunan tüm hocalarımıza sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Tüm personelimize teşekkür ediyorum. Onların gayretleri olmasa tabii bunları... Bu karşılıklı aslında değil mi hocam? Bu etkileşim. Var. Yani öğrenci de aynı şekilde, akademisyen de aynı şekilde bu işin içinde olmalı. Kesinlikle. Ki sizin, evet, gibi her türlü yönden donanım sağlamaya çalışan bir rektörler olduğu için de öğrencileriniz çok şanslı. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de onları çok seviyoruz. Onlar bizim için çok özel, çok değerli. Evet. Hocam hafta sonu sınav var. Adayların heyecanı dorukta. Şimdi çok önemli şeyler belirleyecekler. Sınavdan sonraki süreçte şehirleri seçecekler, bölüm seçecekler ve hayat boyu onlara eşlik edecek bir meslek içinde bölüm aslında seçmiş olacaklar. Siz bu konuda neler tavsiye edersiniz adaylara? Şimdi tabii öncelikle öğrencilerin meslek seçiminde kendi yetenekleri, ilgileri doğrultusunda bir
bölüm tercihleri önemli. Çünkü netice itibariyle biz akademiye sadece mesleki açıdan bakmasak da bu aynı zamanda bir meslek seçimidir. Ve evet, daha sonraki hayatında bütün bir hayatı bunun üzerine bina edilecek. Bunun için öğrencilerin öncelikle kendi istedikleri bölüm üzerinden hareket etmelerini öneriyorum. İkinci olarak öğrencilerin tercihlerinde çok öne çıkan bir başka nokta şehir tercihidir. Acaba hangi şehirde ben bu eğitimi daha iyi alabilirim? Bence burada bakmaları gereken temel nokta şu olmalıdır. Ben mutlaka A şehrinde, B şehrinde olmalıyım üzerinden bir tanımlama değil. Ben mutlaka bu eğitimi iyi bir şekilde alabilmeliyim. Mutlaka bulunduğum bölümde hocalara ulaşabilmeliyim. Ve mutlaka kendime gelecek planlarken olancasıyla imkanları değerlendirebilmeliyim. Bazen çok daha büyük şehirlerde çok daha fazla imkanların olduğunu düşünürüz. Ama o imkanlar ulaşılmadığında aslında çok da size bir katkı sunmaz. Ben bu açıdan Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerimizin kendi hedefleri doğrultusundaki bölümlere geldiklerinde çok daha rahat gelecek hedefleri kurabileceklerini ve çok daha rahat sonuca ulaşabileceklerini, bunu çok daha rahat şartlarda yapabileceklerini ve bu yetkinlikleriyle birlikte yarın Türkiye'nin her yerinde, her ortamında, hatta dünyanın her yerinde bir karşılık bulabileceklerini düşünerek üniversitemizde, üniversitemiz adına kendilerini evlerinde hissedeceklerini söylüyorum. Ama her şeyden önce gençlerimize başarılar diliyorum. Sonuç ne olursa olsun onlar için en güzel olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Sağ olun hocam. Siz de sağ olun. Efendim, programımızın ikinci bölümünde Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Doğan Karacoşkun'u ağırladık. Hafta sonu yapılacak YKS için bütün adaylara başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Haftaya çarşamba saatler 17.30'u gösterdiğinde biz yine burada olacağız. O zamana kadar sağlıkla kalın, hoşça kalın. Üniversite tercihleri.com üniversite yolunda programını sundu.